Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'a kaldığımız yerden yani ikinci bölümünden devam ediyoruz. Bakalım bugün bıyıklı dayı bize neler yapacak? Ondan kurtulabilecek miyiz? En son bizi bir yere, farklı bir eve tutsak etmişti yakalayıp ve buradan kurtulmaya çalışıyorduk. Bakalım kurtulabilecek miyiz? Bakalım ondan kaçabilecek miyiz? Hepsini birazdan öğreneceğiz ama öncesinde abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tamamen ücretsiz bir şekilde beni desteklemiş olursunuz. Hem de yeni içeriklerimi kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Evet, en son şöyle bir odada uyanmıştık. Şu kapıdan çıkmıştık aslında. Birazcık kapıyı zorlayınca gelip birisi kapıyı açıyor arkadaşlar. O şekilde buradan kurtulacağız diye umut ediyorum. Bakın yine açtı. Tamam. Burası gayet kolay bir şekilde geçiliyor. Şurayı yine açıyoruz. Ve buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne tarafa çıkıyorduk buradan. Burada bir şey yok. Şurada bir merdiven var. İşte bu. Bu merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. İşte bizi yeni tutsak ettiği o evin bahçesine varıyoruz. En son bir önceki bölümü izleyenler hatırlayacaktır. Şuradan bir yere çıkmıştık ve yukarıda bir köpek balığı tarzı bir şey vardı. O yüzden ben sanıyorum ki buradaki vanalarla ilgili bir durum söz konusu. Oradaki suyu bir şekilde boşaltmamız lazım ki oradan geçebilirim. Yoksa o suyun içindeki köpek balığı bize müsaade etmeyecektir arkadaşlar. O yüzden ben şu vanaları çevirerek işe başlamak istiyorum. Bir vana buradaydı. Bir sonraki evin içinde arkadaşlar. Burada komşu da geliyor. Hey sen, video devam edecek ama videoyu buraya kadar izlediysen bence bir beğeni almayı hak ettim. Lütfen hemen aşağıdan videoyu beğen. Ayrıca abone değilsen abone olmayı da unutma. Evet arkadaşlar, bir sonraki varamız evin içindeydi. Bıyıklı dayıya yakalanmış bulunduk. Şuradan, evet bu bizi biraz rahat bırakmayacak anlaşılan. Gel. Tamam, o koşturuyor. Ben şuradan... Bir tur bindirebilirsem ona sanıyorum ki evin içine girebilirim arkadaşlar. Evet, girdim. Şu kapıyı açamıyoruz mu? Burayı açarız ama. Tamam, çok güzel. Şimdi burada da açacağımız bir vana var yine ama bir de dolabın içinden şu İngiliz anahtarını almamız gerekiyor. Vanayı ben bir arayayım. Hop. Burada mı lan? Yine. Hah, sırası. Hadi. Tamam. Ah! Yakalandık yine. Sağlık olsun. Hafiften hava kararmaya başladı. Bu bir avantaj olabilir. Bıyıklı dayı uyuyabilir arkadaşlar. İngiliz anahtarıyla şuranın kilidini de açtık. Şimdi içerideki vanayı açmıştık. Buradan da bir vana açacağız. Hemen açalım. Buradaki vanayı da, buradaki vana da. Şurada bir yerde bir vana var. Evet, şu boruların üzerinden gidebilirsem diyecektim. Gidemedim. Durun, tekrar deneyeceğim. Hemen halledeceğim muhtemelen. Hava biraz karardı, onun azizliğine uğradım diyebilirim. Yoksa şu borunun üzerinden atlamak aslında o kadar da zor değil. Geçmek yani şuraya. Şöyle, şuradan şu vanayı da bence açarım. Tamam, bu vanayı da açtık. Şimdi bu vanayı açınca sanıyorum ki şiddetli bir su dalgası olduğu için şuradaki bir vana patlayacak. Evet, bakın şu vana patladı ve bunun bizim işimizi bayağı bir göreceğini düşünüyorum. Bu adamın bizi tuttuğu yerden kurtulmak için. Çünkü dediğim gibi o köpek balıklı bölümü geçebilmemiz için oradaki suyu boşaltmamız gerekiyor. Suyu boşaltabilmemiz için gereken bazı yerler var ama onları şu elimizdeki kırmızı şey olmadan açamıyoruz. O konuda bize yardımcı olacak diye umut ediyorum. Bakalım şu adama da fazla yakalanmazsak. Bir de şurada bir vana var. Onu da yine bu kırmızı şeyle açabiliyoruz. O yüzden oraya bir uğramak istiyorum öncelikle hemen. Buraya bunu takalım. Burayı bir çevirelim arkadaşlar. Sonra alabilirsem güzel olacak açmadan. Ah, İngiliz anahtarı nerede? Heh, dur şunu alayım. İngiliz anahtarı lazım olur belki. Kapalıyken mi aldık ondan emin olamadım ya. Almış olduk. Şimdi aşağıda bıyıklı dayı dolaşıyor. Bıyıklı komşumuz. O yüzden birazcık sessiz de olmak istiyorum. Evinin içine girdi bu. Tamam, evinin içine girdi. Ben hemen şuradan... Koşarak demin İngiliz anahtarıyla açtığımız yere gitmek istiyorum. Ama dur. Oraya geçebilmem için birazcık koli gerekecek. Bahçede koli arayalım arkadaşlar hemen. Oğlum burada mı yine bu adam ya? Lanet adam. Alayım şunu bir. Tamam. Şurada şöyle bir
Burada bir yerde koli mutlaka vardır. Evet, şurada var. Yani o adam pek kolisiz bırakmıyor evini, sağ olsun. Şöyle ilerleyelim şimdi. Hop. Görmedi beni neyse ki. Gördü mü? Gördü mü? Görmedi mi? Geliyor bu tarafa doğru ama. Tamam, şu mendemenden bence çıkarsam beni tespit edemez diye tahmin ediyorum. Tamam. Buradan geçtik. Şimdi burada bir yerde bir şey olması lazım ya. Burada mıydı? Çeşme gibi bir şey vardı ya burada. Tam da göremiyorum ama. Burada mıydı? Ha, şurada musluk var arkadaşlar. Bu musluğu açınca o bir önceki bölümdeki köpek balıklı yerin suyu boşalacak diye tahmin ediyorum. Yani takip ettiğimizde boru burayı işaret ediyor. Umarım halledebilirim. Bir tane de şunun üstüne atabilirsek. Tamam. Buraya atlayıp buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Burada o kırmızı şeyi de alayım yerime de hata olmasın. Buraya takabilirsem güzel olacak. Şöyle takalım. Ve çevirelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu geri alabilirim. Bu sanıyorum arkadaşlar bizim şeyi boşaltacak. O köpek balıklı yeri boşaltacak. Şimdi gidip göreceğiz. Buradan çıkıyorduk köpek balıklı yere gitmek için. Hemen bir giderim yanına. Umarım boşaltmıştır suyu. Şu kapıyı açalım. Burada mıydı lan? Ha, köpek balığı buradaydı. Evet, boşaltmış. Yani gördüğünüz gibi burası bir havuz gibiydi. Burada bir su vardı arkadaşlar. Burayı boşaltmış gördüğünüz üzere. Burada bir kürek var. Bu kürek de işimizi görebilir. Ama şimdilik o kürekte uğraşmayacağım. Şuradaki bir kapıları açalım önce. Heh, açtım. Çok güzel. Açalım. Şu anahtarı fırlatabilirim. Tamam, bu kapı böyle açık kalsın arkadaşlar. Köpek balığımız nerede? Burada. Heh, bunu bir alayım arkadaşlar ben. Şimdi... Şuradan bir aşağıya ineceğiz. Buradan bir aşağı inelim. Burayı da açacak bir kilit bulmamız gerekiyor sanıyorum. O da bize bir ipucu verecektir. Şu sandalyeyi fırlatayım. Hop, şu kapıyı açamadım. Uyuyor galiba bu adam bu arada. Şu anda piyasada yok. Tamam, şuradan çıkacağız arkadaşlar. Çıktık. İşte şimdi şu kapıda bir halt olduğunu düşünüyorum. Anahtar tarzı bir şey. O yüzden burayı geçmem gerekiyor. Burayı geçemem için yani buradan atlamam imkansız olduğu için burayı su dolduracağım. Ve köpek balığını buraya bırakacağım. Sonra farklı bir planım daha var. Onu da birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şuradan bir atlayalım. Bunu buraya takabilirsem güzel olacak. Heh, taktım. Şöyle. Heh, su doluyor burası. Tamam. Çok güzel. Hop, suyun içine düştüm. Allah'ım ya, suyun içine düştüm. Elimde bir şey var mı? Tamam, elimdeymiş şey. Sıkıntı yok. Hemen şuradan döneriz. Suyun içine düştüm ve suyun içinde direkt köpek balığı beni kaptı bu arada. Anladığım kadarıyla o yüzden öldüm. Yoksa boğulduğumdan dolayı değil. Köpek balığıyla birlikte elimde atladığım için köpek balığı aktif oldu. Ve öldürdü yani. Köpek, o aldığımız motorlu köpek balığıyla birlikte suyun içinde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü bıyıklı dayı onu yok etmesi için planlamış, programlamış. Ben şimdi şuradan bir daha ineceğim. Hemen inelim arkadaşlar. Tamam, indik. Deminki yere bir tekrar gidelim. Orayı su dolmuştur şu anda. Evet, fullenmiş. Şimdi şu... Aa, köpek balığı da içinde. Elimde de var bir tane. Bu nasıl bir şey? Oraya zaten mi bırakılmış acaba? Köpek balığı niye bir elimde görünüyor? Ha, bir tane daha attık galiba şimdi. Artık onlar birbirlerini yerler. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki bu köpek balığını... aktifliğini bozmamız gerekiyor. Yani bir şekilde, çünkü şu suyun üzerinden köpek balığının da üzerine tıklayarak şu kapıyı açmamız gerekiyor ama bu köpek balığını kapatmamız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Motorlu bir şey olduğu için. Bunun için de şuradan faydalanmamız gerekecek sanırım. O yüzden ben önce o şeye gidip, doğru mu gidiyorum? Yok, buradan değil. Pardon. Pardon arkadaşlar. Şuradan bir yukarıya tekrar çıkıp. Oha, geliyor. Geliyor. Tamam, şuraya bir saklanayım. Şuraya bir saklanalım arkadaşlar 2 dakika. Oradaki o küreyi alacağım. Bahçede bir şeyler kazmaya çalışacağım. Oralarda bir şeyler bulacağız inşallah. Şunu bir kapatırsam bence beni görmez mi? Ne, yakalandık ya. Tüh. Korku treni gibi bir şey sanki. Şöyle bir girelim bakalım. Evet, burada vagon var arkadaşlar. Binelim mi bakalım, ne yapacağız? Evet. Vagona bindik, gidiyoruz valla. Bakalım nereye varacağız. Nereye gidiyoruz be böyle? Evin içinde dolaşıyor. Böyle bir anı geçidi gibi bir şey yapmış galiba bıyıklı dayı. Biliyorsunuz ailesini kaybettiğini de öğrenmiştik önceki bölümlerde.
onunla ilgili bir detay olabilir diye düşünüyorum ben. Çevreye mevreye bakıyoruz, bayağı böyle yine tablolar falan asmış, bir ağlama sesi geliyor arkadan. Bıyıklı dayının ağlaması olabilir bu. Bazen üzülüyorum adama, bazen ama çok gıcık oluyorum. Eyvah, burada böyle bir tepeye doğru çıkıyoruz, bakalım nereye gideceğiz. Enteresan bir yere gidiyoruz ama. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bu ne böyle, en tepeye çıktık, buradan düşeceğiz galiba. Ha yok, düşmedik. Oğlum kız var burada. Önünde bir şey açıldı. Bu nereye götürüyor beni? Allah'ım ya Rabbim ya. Yine beni bir yerlere tıktı ya. Neyse. Tamam, yine uyandık galiba. Uyandık. Güzel haber bu. Tamam, şimdi yapacağımız plan abi, oradaki o küreyi almak. Hemen o küreyi alacağım arkadaşlar. Kürekle sonrasında kazı yapıp bir yerlerde bir şeyler arayacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şu kapıyı açayım. Yani buradan değil, pardon. Şuradan şu küreyi alayım. Tamam mı? Şu küreyi aldık. Tamam. Buradan ilerleyelim. Şimdi dışarıya çıkmam gerekiyor. Hatta neyse, buradan çıkayım yine ya. Şuradan hemen hızlıca ineriz. Hızlı bir inelim arkadaşlar. Tamam. Burada bu ne böyle be? Bir kutu mudur nedir? Öyle bir şey koymuş. Bunun içinde anahtar var tahmin ettiğim gibi. Buradan çıkalım arkadaşlar. Buradan çıkalım. Çıkalım. Tamam, şöyle bir ilerleyelim. Bakalım nereye varacağız. Buraya geldik yine. Tamam, şu şeydeki odaya ben bir tekrar gitmek istiyorum. Açacağız şimdi arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi şifreli bir şey. Şu kapıyı açınca muhtemelen başka bir yerin kapısı açıldı. Burayı açalım. Şu camdan şöyle bir cihazı görmüştüm. Muhtemelen şurada bir yerde. Bakıyorum hemen. Evet. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Bu kolu açalım bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bu muhtemelen arkadaşlar köpek balığını kapattı şu anda. O deminki yere gidersek tekrar. Köpek balığı bakalım çalışıyor mu hala? Evet, çalışmıyor. Tahmin ettiğim gibi köpek balığını kapatmış olduk. Şimdi şu kapıya gitmemiz lazım bizim bir şekilde. Şuna şöyle yavaş yavaş hareket ettire ettire. Şu an altında mı benim hala? Şöyle gidersek kapıyı açtık. Çok güzel. Bu kapıyı da açalım. Buradan anahtarımızı alalım. Şimdi bakalım bu anahtar dışarıdaki bahçedeki kapıyı açacak mı? Açarsa süper. Bizi tıktığı bu yerden kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tamam, burası sakin. Bence direkt kapıdan çıkabilirim. Şu İngiliz anahtarını bırakalım abi. Zaten şunu atabiliriz. Bu kapıyı açalım. Oğlum burada ne böyle garip garip tutsaklar kurmuş. Bu asıl anahtarımız bu. En son aldığımız kırmızı anahtar. Buradan sanıyorum kaçabileceğiz ama. Evet, kilidi açtı. Aman arkamda olmasın. Dur, kapıyı tam açamadım. Kapıyı da açabilirsem şöyle. Açtım vallahi, tamam. Kaçalım. Vallahi kaçtık arkadaşlar. Şu anda uzaklaşıyoruz, evet. Üstümüz başımız mahvolmuş. Bıyıklı dayı peşimizden geliyor. İçeride bir şey var. İçeride bir şey var. Gelemiyor şu anda. Kapıyı kapatıyor. Biz evimize kaçıyoruz galiba ama bize çok pis pis baktı. Bize çok pis pis baktı arkadaşlar. İkinci bölümü de burada sanıyorum bitirdik, bakalım. Evet, ikinci bölüm bitti ve üçüncü bölüm başlıyor. Evimizde bir odada başlıyoruz. Bıyıklı dayı bize çok sağlam baktı dediğim gibi. Bakalım üçüncü bölümde bize neler yapacak ve biz bunlardan kurtulabilecek miyiz? Üçüncü bölüme bir sonraki bölüm devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.